Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikte karşınızdayım. Çünkü ilk defa gördüğüm ürünleri aldım ve sizinle birlikte deneyeceğim. Ürünleri belli bir yerden toptan almadım. Bazılarını Trendyol'dan aldım, bazılarını Watsons'tan aldım. Böyle karışık bir alışveriş oldu fakat ne gördüysem aldım denebilir. Hem kadınlar hem de erkekler için olan ürünler var. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Mutlaka kendinize göre bir ürün bulacaksınızdır. Bir de sanırım birkaç ürün yeni çünkü ben de ilk defa gördüm. Ve gördüğüm gibi aldım. Denemek için buradayım. O zaman hala değilseniz hemen şimdi videoyu durdurup kanala abone olun. Daha sonra da ürünleri incelemeye geçelim. İlk olarak Trendyol'dan tırnak bakım yağı aldım. Şaka markasının ürünü. Ben bu markayı ilk defa gördüm. Ve ben bu ürünü alırken ürünle ilgili herhangi bir yorum yoktu ve tanıtım fiyatında 9.90'dı. Ürünü burada denemeyeceğim çünkü ürünü denedim. O yüzden direktman deneyimlerimi aktaracağım size. Çünkü alırken herhangi bir yorum yoktu ve kargoya açtığım anda denemek istedim. Hızlıca bir manikür esnasında denedim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. İç kısmını önce göstereyim. İç şu şekilde çıkıyor. Zaten tırnak izleri var, denediğim belli. Şimdi yorumlarıma geçelim. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Ben diğer markaların bu tarz olan ürünlerini denememiştim. Çünkü birazcık daha böyle 50 TL civarında. Ve aslında ben tırnak bakımı için Kalyon'un tırnak bakım yağını kullanıyorum. Tırnak eti temizleyicisini kullanıyorum ve çok memnunum. O yüzden farklı bir ürüne 50 TL veresim hiç gelmemişti. Denemek istememiştim. Fakat tanıtım fiyatında bu ürünü 9.90'a bulmuşken dedim ki deneyelim. Ürünün yapısı tam bir vazelin denebilir. Böyle vazelin kıvamında. Kokusu olsun, yapısı olsun, kıvamı, her şey tam bir vazelin. Tırnağıma sürdüm, tırnak etlerimi ittim ve kesmeye denedim. Kalyon'un ürününden çok memnun olduğum için de bana aşırı iyi gelmemiş olabilir. Deneyiniz varsa yorumlara yazın. Ama ben aşırı beğenemedim. Tabii ki 10 liraya alınabilecek bir ürün. Kullanabilirsiniz elinizde bu tarz bir ürün yoksa. Fakat ben bu videoyu çekerken şu anda ürünün fiyatı 10 TL tanıtım olduğu için. Daha sonra fiyatı artarsa ben açıkçası kendime tekrardan almayı düşünmem bittikten sonra. 10 TL için evet uygun bir ürün ama yani fiyatı artarsa bence direkt vazelin bile kullanabilirsiniz. Çünkü çok ekstra bir hani böyle bakım yaptığını, tırnağı sertleştirdiğini veya tırnak etlerini çok kolay temizlediğini söyleyemeyeceğim. Tırnak etlerimi hafiften yumuşattı. Ben de her zaman yaptığım gibi tırnak eti temizliğimi yaptım. 10 üzerinden bir puan verecek olursam ürüne sanırım 5 veririm. O da fiyatından dolayı. Yine açıklama kısmına linklerim incelemek isteyen olursa Trendyol'dan bakabilir. Watsons'a Lovely diye bir marka gelmiş. İlk defa gördüm ve gördüğüm anda da gözüme 2 tane concealer çarptı. O yüzden o 2 concealer'ı şu anda aldım ve deneyeceğim. Bir tanesi Liquid Camouflage concealer'ı. Diğeri de 2 ayrı çeşidi vardı. Magic Pen olarak geçiyor. Yine bu da gözaltı için kapatıcı. Bir tanesi şu. Boyutu 6 mililitre ve 30 TL bir fiyatı vardı, indirimsiz. Diğer ürün de bu. Banana Magic Pen olarak geçiyor. Bu da 4 mililitre 20 TL. Aslında boyut fiyat olarak baktığınızda aynı fiyatta denebilir. Fakat bu birazcık daha jumbo boy, birazcık daha büyük. Ben bu jumbo olanın soft 01 numarasını aldım. Diğerinin rengini göremedim. Şöyle bir baktığımda ten rengi bana uyumlu geldiği için direktmen bunu aldım. Bir de bu Magic Pen'in farklı bir ambalajı vardı. Sorduğumda herhangi bir yapısına falan değişiklik olmadığını, sadece bunun muz kokulu, diğerinin de normal olduğunu söylediler. O yüzden dedim ki denemişken muz kokulu olanı deneyim. Çünkü herhangi bir şeyle bu şekilde karşılaşmamıştım daha önce. Şimdi bir göz altıma bunu, bir göz altımda bunu uygulayacağım. Biraz yapılarını inceleyelim. Öncelikle bu jumbo olanı açıyorum. Aşırı derecede zor açtım. Fırçası L'Oreal'inkine benziyor. L'Oreal'in Infallible'ına benziyor. Kocaman bir fırçası var. Şimdi yakına geliyorum. Şu göz altıma bundan çok az süreceğim. Çok bile kaçtı çünkü fırça çok büyük. Şimdi diğer gözüme de şu Banana Magic Pen'i süreceğim. Hemen açıp geliyorum. Kapak kısmını açıyoruz ve alttan döndürdüğümüzde ürün geliyor. Zaten şuradan görünüyor. Şu an ben bunu çevirdikçe ürün sıkışarak gelecek. İlk defa kullandığım için bayağı bir çevirmek gerekiyor. Şu anda fırçaya geldi. Şuradan görüyorsunuzdur. Yine yakına giriyorum. Çok az yine şu kısmıma. Aynı miktarda uygulayalım ki farkı net görelim. Ve şuraya çok az sürüyorum. Şimdi renk olarak baktığımda ikisi de neredeyse aynı renk. Hatta şu birazcık daha sanırım açık bir ton. Fakat bu jumbo olanın en açık rengini aldım. O yüzden daha açığı yok. Işığa döndüğümde de renklerini böyle daha net görebilirsiniz. Şimdi dağıtıyorum ikisini de. İki tarafı da dağıttım. Jumbo olan çok daha kapatıcı, çok daha yoğun. Yapı olarak baktığımda bence ikisi de böyle hafif yağlı bir his bıraktı.
Bu taraftaki Bananı Magic Pen çok daha az kapatıcılığa sahip. Yine kapatıcılığı iyi fakat daha az örtücü. Ve muz kokmuyor, bunu söyleyebilirim. Şöyle bir uzaktan baktığımda tarafınızı kendiniz seçin. Bu çok daha az kapattı, bu çok daha kapatıcı. O yüzden böyle daha yoğun bir ürün kullanayım derseniz, kapatıcı bir ürün isterseniz şu Liquid Camouflage Concealer'ı tercih edebilirsiniz. Fakat daha az örtücü olsun derseniz, şu anda ürünleri nereye koydum asla bulamıyorum. Bana Magic Pen'i tercih edin. Çok daha az örtücülüğü var. Bunu da bu şekilde denemiş olalım. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyorum. Bu arada ilk defa gördüğüm ve ilk defa denediğim, ilk defa deneyimlediğim için şunu söyleyebilirim. Bence fiyat performans ürünü ve ben indirimsiz halde birini 30, bir tanesini 20 TL'ye aldım. Diğer ürünleri de, markanın diğer ürünleri de son derece uygun fiyatlıydı. Sadece ihtiyacım olmadığı için şu anda onlardan almadım. Fakat ilerleyen zamanlarda almayı düşünebilirim. Dediğim gibi zaten ben şu an ilk defa gördüm, yeni çıkan bir marka veya aslında yeni gelen bir marka. Ben Türkiye'de daha önce böyle bir markayla karşılaşmamıştım. Lovely markasının ürünlerine Watsons'tan bakabilirsiniz. Sanki böyle işte Gratis'in Biolisi gibi düşünebilirsiniz. Uygun fiyatlı ve gayet başarılı. İlk defa gördüğüm bir diğer ürün Old Spice'ın erkekler için olan bir rolonu. Bunu Onur'a aldık ve aslında merak ettiğiniz için aldık. Çünkü böyle arkası hafif su tanecikli, böyle hafif böyle baloncukları falan var. Şeffaf yapıda. Farklı bir rolon. Antiperspirant deodorant jel olarak geçiyor. Tam rolon da değil. Yani kapağını açıp bakacağım. 48 saate kadar kalıcıymış. Şimdi üstünü açtığımda şöyle bir yapısı var. Burası da mı açılacak? Evet, şuradan açılma yeri var. Şu kısımdan. Çok farklı bence. Diğer rolonlara göre çok farklı. Hemen açıyoruz. Bakar mısınız? Böyle bir şey daha önce gördünüz mü beyler? Size soruyorum. Ben görmedim. Şimdi buradan çevirdiğimizde buradan sanırım jel çıkacak. Kokusuna falan bakmak istiyorum. Denemeyeceğim. Sadece kokusunu inceleyeceğim ve bu kapak falan kısmı çok değişik geldi. Yapısı, şişesi, ambalajı çok farklı geldiği için aldık. Watsons'ta bu da 25 TL üzerine sanırım 13 liraya mı ne düşüyordu? Bayağı da uygundu. Şuradan çevirerek kullanıyorsunuz. Ya kokusu aslında böyle normal erkek deodorantı kokusu gibi. Bilmiyorum size daha farklı gelecek midir? Ama hani sanki normalde hep tıraş losyonu kokusu gibi bir koku geldi bana. Özellikle şu kısmını merak ettiğim için burada detaylı göstermek istedim. Üst kısmı gayet farklı. Rolon deseniz değil, deodorant deseniz değil. Zaten jel olarak geçiyor. 48 saat kalıcı mıdır gerçekten bilmiyorum. Fakat yine ürünü incelemek isterseniz aşağıya linki ekleyeceğim. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Yine erkek ürünlerinden gideceğim. XO'nun şu Aqua Cool deodorantını aldık. Neden bunu aldık? Kendim daha önce XO'nun ürününü kullandım, marka olarak biliyorum. Fakat ben bu ürünü ilk defa gördüm ve diğer bu tarz ürünlere göre 3'te 1 fiyatlı falan, da o yüzden dedik ki alalım ve deneyelim. Şuradan döndürme kısmı falan yok. Direktman sanırım açık oluyor. Bastığımızda açılacak. Ben bunun da kokusunu merak ediyorum. Şu anda ona bakacağım. Son derece fresh bir kokusu var. Yani bayağı güzel kokuyor. Ben gayet beğendim. Fiyatı da 10 TL'ydi. İndirimdeydi. Bu arada bu Watsons'tan aldım. İndirimdeydi. Güzel kokuyor. Çok da fazla konuşamayacağım üzerinde bir sonraki ürüne geçiyorum. Yine ilk defa gördüğüm bir ürünü aldık. Zaten bugün içeriği bu, neden her seferinde söylüyorsun diyeceksin. Sayos Men'in bu volüm veren, normal ve ince telli saç açısına olan şampuanını aldık. İçeriğini okuyacağım ve kokusunu inceleyeceğim. Yine şu anda kullanabileceğim bir ürün değil. Fakat ilk defa gördüm. Sanırım bu da yeni çıkmış. Normal ve ince telli saçlara kalın ve gür görünüm sağlayacağı yazıyor. 500 mililitrelik bir boyutu var. Volüm veren bir şampuan. Arkasındaki detayları da okumak istiyorum. Yeni ilçi formülü ile saç anında kalın ve gür bir görünüm sağlar. Formülündeki şekillendirici bileşen sayesinde saça fark edilir dolgunluk ve hacim verir. Asya'ya özgü doğal kaynaklı içerikler ve amino asitlerden oluşan amino kompleks sayesinde saça güç ve sağlıklı görünüm kazandırır. %90 doğal kaynaklıymış. Onu söyleyebilirim ve geri dönüştürülebilir bir ambalajı varmış. Hızlıca kokusunu inceleyeceğim. Bence kokusu gayet güzel. Böyle çok erkeklere özgü bir kokuymuş gibi gelmedi. Hani böyle çiçekli, böcekli, okyanuslu falan herhangi bir kokusu yok sanki. Erkek erkek de kok. Böyle bir erkek deodorantı parfümü gibi de kokmuyor. Bence kadınlar da kullanabilir. Hafif böyle rahatsız etmeyici bir kokusu var. Koku olarak da ben gayet beğendim. Bunun da yine kasa arkası fiyatı sanırım 12 TL'ydi. 20 TL üzerine 12 TL'ye düşüyordu fakat çok yüksek fiyatlı bir ürün değil zaten. Yine bir inceleyebilirsiniz. Videoyu çekmek için birazcık geç saate kalmıştım. O yüzden ışığı açarak devam edeceğim. Zaten çok az ürünüm kaldı. Hemen gösterip gidiyorum. Watsons'tan iki tane kağıt maske aldım. Bir tanesi koruyucu etkili yüz maskesi. Salyangoz yazıyor. Diğeri de kolajenli
canlandırıcı maske. İkisi de yaklaşık 15 dakikada etki gösteriyor. Birazcık da neme dayalı olması için bu ikisini aldım aslında. Fiyatları 4 TL'ydi indirimde. Koruyucu etkili olan da Jeju Water ve hyaluronik asitle cildinize yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Yoğun emilim sayesinde cilde iyi bir şekilde nüfuz eder diyor ve paraben, alkol, renklendirici ve silikon içermiyormuş. Dediğim gibi 15-20 dakikada etki gösteriyor. Bu şekilde nemlendirici bir maske. Zaten hyaluronik asit içerdiği için güzel bir nemlendirme sağlayacağını düşünüyorum. Bir de şu kolajen yazanı okuyalım. İçerdiği jeju suyu ve hyaluronik asitle cildinizi nemlendirmeye ve beslemeye, kolajen cilt görünümünün esnekliğini ve parlaklığını arttırmaya yardımcı olur. Yine içerisinde renklendirici, alkol, paraben ve silikon bulunmuyor. Ürünleri denedikten sonra yorumlarımı detaylı bir şekilde anlatırım. Şu anda bunları denemeyeceğim. Fakat böyle bir görünce bu videoya dahil etmek için alıp denemek istedim. Daha sonra bunları da konuşuruz. Şimdi ben bunları alırken bunların yanında iki ürün daha aldım. Fakat bunları ilk defa görmedim. Ama hızlıca aldığım için şöyle bir göstermek istiyorum. Sensodyne'nin Watsons'tan böyle ikili bir setini aldım. Diş fırçası hediyeli bir set yine kasa arkasında indirime giriyordu. O yüzden diğer ürünleri alırken bunu da aldığım için videoya dahil etmek istedim. Diş fırçası plak temizliği ve lekelere karşı koruma sağlıyor. True White serisinin diş fırçası. Diş macunumuz da 7/24 hassasiyete karşı koruma, güçlü dişler ve sağlıklı diş etleri vaat ediyor. Tam koruma yazan şu diş macunu denemeyeceğim. Sadece indirimli aldığım için böyle Watsons'a kasa arkası ürünleri değerlendirebilirsiniz diyerek göstermek istedim. Ve son olarak da daha önce aslında aldığım, elimde bulunan fakat aldıktan sonra denemediğim ve şu anda aşırı indirimli bulduğum için sırf stok olsun diye aldığım bir ürün. Sanırım bu bana dene bundan çıkmıştı. Denemediğim için, henüz denemediğim için yorum yapmayacağım. Dove'un nemlendirici bakım sırları serisini güçlendirici bakım kremi, içerisinde Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal yağı bulunuyor. Yıpranma izi olmayan güçsüz saçlar vaat ediyor. Ürünün boyutu 170 ml ve fiyatı 9 TL'ye düşmüştü 35'ten. O yüzden dedim ki diğer markaların ürünleri de zaten 9'un altına hiçbir zaman düşmediği için genel olarak 9 TL'ye bulmuşken alayım. Denedikten sonra yorumlarım herhangi bir yorum katarak anlatmayacağım. Sadece arkasından çok minik bir yazı geçip videoyu bitirmek istiyorum. Hintli kadınların güzellik rutininden esinlenen Dove güçlendirici bakım, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal yağı içeren formülüyle zayıflayan ve yıpranmış saçlarınızı onarmaya yardımcı olur. Bu şekilde çok detaylı anlatmayacağım. Bitirdikten sonra yorumlarız. Bugün size göstereceğim ürünler bu kadardı. Aslında az ürün varmış gibi gelmişti. Fakat video sanırım birazcık uzadı. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım konuşuruz. Eğer hala değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ürünleri bir linke toplayıp açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip istediklerinizi inceleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.